Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde image menüsünde apply image bölümünü göreceğiz. Bu bir herhangi bir resme detay arttırmak veya kontrast arttırmak, artık o resimde hangi işlemi yapmak istiyorsanız onu yapabildiğiniz bir bölüm. Image bölümüne gelip Şuradan apply image dediğin zaman bu bölüm açılır. Arkadaşlar burada yapacağımız şey önce bir kaynak dosya bulmak. Eğer kaynağı kendi içinde bulmak istiyorsanız zaten burada forest yani orman yazan kendi resmini buradan seçebiliyorsunuz. Eğer bir layer varsa burada bu resmin üstünde o layer'dan bir tane seçip onu kaynak olarak alabiliyorsunuz. Şimdi burada gelelim örneğin bu gökyüzündeki detayı arttırmak istiyoruz. Bunu biraz yakınlaştıralım ve image apply image diyelim tekrar. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bu resmi bizi Ctrl J, diyerek ya da Command C diyerek şöyle kopyalayalım. Command C Mac'lerde yani Apple bilgisayarlarda ki kısa yol. Şimdi image menüsünde apply image diyelim. Arkadaşlar burada source'u kaynağı kendisi olması gerektiğini söyledik. Layer'ı. Layer 1 de olabilir. Background da olabilir. Bu önemli değil. Zaten ikisi de birbirinin aynısı. Layer 1 olarak seçelim. Şu üsttekini seçelim diyelim mesela. Şimdi burada tabii her kaynak, her resim birkaç kanaldan oluşur kırmızı, yeşil, blue hangisini seçeceğimize bağlı. Üçünü birden seçersek böyle bir etki alıyoruz. Şimdi bakın, öncelikle burada karıştırma modlarından birini de seçmemiz lazım. Hangi karıştırma moduyla çalışacağız? Bu da önemli. Arkadaşlar şu üstteki buradaki bölge genellikle e, karartma, koyulaştırma, darken bölgesi burası. Şuradaki bölge genellikle ışıklandırma, aydınlatma bölümü. Buradaki bölgede daha önce de belirtmiştim bunları ama buradaki bölgede genellikle kontrast ayarlamayla ilgili bölüm. Değerli arkadaşlar biz burada biraz daha koyu, daha böyle sağlam, daha böyle etkileyici bir etki istiyorsak Multiply mesela burada bakıyorum multiply seçebilirim. Şimdi seçtikten sonra buradaki bütün kanalları kullanma. Ve sadece şimdi red'e bakalım. Mesela red kanalına baktığım zaman gökyüzünün etkisini görüyorum bu şekilde. Peki bir de green'e bakalım. Green'e baktığım zaman bu şekilde. Ve blue'ya bakıyorum bu şekilde. Burada kanal ayrıştırmanın transparansı dediğim zaman da bu şekilde. Şimdi kanal ayrıştırmanın burada herhangi bir faydası bize yok. Ama üçünü aynı anda kullanmanın bir faydası olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın daha etkileyici bir gökyüzü elde ettiğimizi görüyoruz. Peki opacity'sini aynı uygulanıyorum. Ee, şöyle diyorum. Buradaki peki 2-3 kanal kullansam sadece bir kanalı çıkarsam o zaman maskeye geliyorum. Maskeye geldiğimde buradaki kanallardan mesela kırmızı kanalı seçme. Kırmızı kanalı kullanma bakalım. Bakalım kırmızı kanalı kullanmadığım zaman şuradaki etkinin daha çok arttığını, gökyüzündeki bulutların daha da güzel göründüğünü görüyoruz. Gray dediğim zaman hayır. Green diyelim bakalım. Evet green de yakışıyor. Peki blue diyelim. Blue değil. Red diyelim. Ve... Green. En iyisi red gibi görünüyor. Bakın maskeden burada da maskede red'i seçiyorum. Şimdi artık bunu çıkarmış olacak kanalımızdan. Ve böyle bir uygulama yapmış olacağız. Şimdi buna okey diyorum. Bakın arkadaşlar çalışmam burada kendini gösteriyor. Peki bunun bu hali böyle, eski hali nasıldı böyle. Şimdi daha dramatik, daha koyu tonlar ve daha iyi bir gök elde ettiğimizi kesinlikle söyleyebiliriz. Ha istiyorsanız siz burada bazı bölgeleri kullanmayabilirsiniz. Örneğin gökyüzünde bu etki güzel oldu ama ağaçlar üzerindeki etkiyi beğenmedim diyenler olabilir. O zaman buna şu alttan bir maske atıyoruz. Maskesi buraya geliyor. Siyah rengimin seçili olduğuna dikkat ediyorum ve fırçamı seçiyorum. Brush tool'umu seçtikten sonra ayarımı buradan yapabilirim. Hardness oranı şöyle olsun ve size'ı da biraz daha büyütelim. Size da şu şekilde olsun. Şimdi şuradaki gö yeryüzünde, şuradaki ağaçlar üstünde bu etkiyi kullanma. Şuralarda siyah boyama yaparak yukarıdaki etkiyi düşürmüş oluyorum. Evet. Evet şurada şu boyamayı şu şekilde yaparak ağaçlardaki o etkiyi gidermiş oldum. Bakalım şimdi bakın gökyüzünde daha dramatik daha güzel bir görüntü elde etmiş olduk. Demek ki apply image herhangi bir resme kendi kanalından veya başka bir resimden de olabilir. Bir resmi getirerek ona bir uygulama yapmamızı sağlayan bir komut. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela apply image'i çift pozlama yapmak için de kullanabiliriz. Bunun için çalışma dosyamız içerisinde open diyelim. Şuradaki e, şu resmi alalım. Okey deyip açalım. Bu resmin üstüne tekrar open diyorum. Blue diye bir bokeh efekti var. Ve bunu da başka bir sayfada açıyorum. Şimdi bunu V tuşuna basarak tutup. Şuradaki çalışmamın üstüne hop bırakıyorum. Ctrl T diyorum. Bunun boyutuna bakıyorum. Şöyle buradaki çalışmama göre biraz küçültelim. Evet çalışmamın üstüne bıraktım. Gözü kapattığımda altta bu resmin olduğunu, üstte de bu resmin olduğunu, altta bu resmin, üstte de bokeh, mavi bokeh efektinin olduğunu görüyorum. Arkadaşlar image menüsünden tekrar apply image diyorum ve şimdi source kaynağı seç diyor. Ben kaynağı şuradan layer'lardan layer 1 mesela bakın şunun adını adını şunun üstüne çift tıklayarak bokeh effect diyelim. Diyelim ve buraya koyalım. Şimdi bu ismi koyduktan sonra artık şurada şu gözü kapatabilirim. Şu gözü kapatabilirim. Hatta şundan da Ctrl -J bir kopya alalım. En üste koyalım. Çocuk diyelim. Şuraya koyalım. Hepsini açtım. Çocuk katman üstünde image diyelim. Apply image diyelim. Şimdi arkadaşlar burada source çocuk kaynak çocuk çalışması içerisinde layer'lardan da bokeh efekti kaynak olarak al diyorum. Şimdi kanala geliyor. Kanalın 3 rengi de seçiyorum arkadaşlar. 3 renk de şu anda seçili olsun. Blending, karıştırma modlarına geliyorum. Screen moda geliyorum. Color Dodge, bakıyorum Linear Dodge, Lighter, lighter Color. Şurada mesela bu yakıştı. Overlay yakıştı. Screen yakıştı. En iyisi de screen olduğu gibi görünüyor. Screen'i seçelim ve burada bu etkiyi almış olalım. Çıkarmak istediğimiz kanallar olabilir. Daha iyi göründüğünü düşündüğümüz şeyler olabilir. Grey bu şekilde, red'i çıkardığımız zaman böyle, green'i çıkardığımız zaman böyle, bu daha yakıştı. Blue'yu çıkardığımız zaman böyle. Blue'yu çıkaralım. Diğerleri kalsın arkadaşlar. İyi gibi görünüyor bu şekilde. Mesela çıkarmadığımızda böyle Şuradan blue'yu çıkardığımızda maske bölümünü seçerek böyle bir etki alıyoruz. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde okey diyerek bakın böyle çift pozlama yapmış olduk. Ha istiyorsanız mesela bu çok yakıştı böyle kalabilir ama ek olarak maske yanına bir maske ekleyip fırçayı seçip siyah rengimizin de seçili olduğundan emin olarak maske üzerinde şu kızın yüzündeki şu efekti pardon özür diliyorum. Şimdi şu katmanı açalım ve bunu şu alta itelim. Zaten bu çalışmanın üzerinde artık şu olmasa da bu etki var. Yani bunun görünüp görmemesi önemli değil. Artık bu etki en üstte buna uygulanmış bir şekilde duruyor. Bunu da bunun altına sürükledim. Şimdi maskemi seçiyorum ve maskenin siyah rengi seçili, fırçam seçili ve bu kızının üstündeki yüzündeki şu etkiyi biraz azaltıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu o bölgede çalışmasını istemiyorum biraz da. Bu şekilde bir pozlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da böyle bir uygulama yapıldığını nasıl yapıldığını görmüş oldunuz. Apply Image herhangi bir layer'dan veya başka bir resimden buraya uygulama yapmamızı sağlayan komuttur diyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın.